Herkese merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Kendimi tanıtmak gerekirse ben Recep Şiriker. Bu kanalda birçok arkadaşımız var. Bu arkadaşlarla beraber çok güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yusuf da bu ekibin bir parçası. Her hafta ya da farklı Merhabalar. haftalarda farklı kombinasyonlarda arkadaşlarla canlı yayın yapmaya çalışacağız. Öncelikle kendimi tanıtmak gerekirse ben Roma Sapiens Üniversitesi'nde uzay mühendisi alanında yüksek lisans yapıyorum. Bugün de hem sınıf arkadaşım olan aynı bölümden arkadaşım davet ettim. Sağ olsun beni kırmadı, o da katılacak. Bir de ekibimizde Yusuf var. Şimdi Yusuf kendini tanıt istersen sonra başlayalım yavaştan. Hay hay, merhabalar. Ben Yusuf Fingöl, Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde birinci sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda bu ekipte bazı teknik işlerle ilgileniyorum. Burada güzel bir atmosfer yakaladık. Bu sefer de bir canlı yayını deneyelim dedik. Bakalım, umarım beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz de lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Evet, kesinlikle. Bizim yaklaşık bir 5-6 kişilik bir ekibimiz var. Bir tane de yabancı bir arkadaşımız var. O da web sitemizle uğraşıyor. Yakında web sitesiyle de ilgili bir çalışmamız olacak. Ama web siteyi biraz daha ağırdan alıyoruz. Bu bir gerçek. Çünkü daha çok odak noktamız YouTube ve diğer platformlarla gittiği için web site biraz daha yavaş ilerliyor. Orada da onu tamamladıktan sonra onunla da ilgili zaten size bilgi vereceğiz. Bu sırada bakıyorum. Şimdi hem şeyi davet edeceğim. Burak'ı davet edeceğim birazdan. Hem de o sırada gelen sorularınız olursa onlardan da almaya çalışacağız. Bugünkü konumuz da ayrıca Mars. Aslında direkt Mars olarak değil. Roverlar hakkında olacak. Bunlar hakkında konuşacağız. Hem de birazcık Sapiens Üniversitesi hakkında konuşacağız. Güzel bir deneyim olur diye ümit ediyorum. O zaman şu an Burak'ı davet ediyorum. Merhabalar. Geliyor mu Burak, sesim? öncelikle hoş geldin. Merhaba, hoş Geliyor bulduk. sesin. Öncelikle hoş geldin. Bizi kırmadığın için. Burak benim sınıfımdan arkadaşım. Kendisi mezun oldu. Benden önce mezun oldu. Öncelikle ona hayırlı olsun. Yeni iş Teşekkür ederim, hayatında sağ da olun. başarılar. Burak, o zaman sen kendini tanıt, sonra başlayalım. Tamam, Sağ ol. tanıtayım. Burak Dündar ben. Sapiens Üniversitesi Havacılık Uzay Mühendisliği bölümünden ne zaman mezun oldum? Temmuz 2020'de mezun oldum. Yaklaşık 5 ay oldu. Öyle, ondan önce Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde uçak mühendisliğini bitirdim 2017 yılında. Hemen çok ara vermeden, yaz tatilinden hemen sonra da master'a başladım. Bu şekilde. Evet. Aslında ben de 2017'de mezun oldum ama ben bir yıl böyle bir iş arayışı, askerlik gibi böyle durumlardan dolayı aslında bir sene kaldım. Ben de 2018'de master'a başladım. Aynı bölümde ve aynı okulda başladık. Karar veremedin o zaman sen Güzel bir herhalde. de şey Ne oldu yani. yapacağını. Güzel. Yok, karar verme değil aslında. Şöyle oldu. Askerlik durumu vardı. Onun dışında hem iş mi arayayım, acaba master mı? O arada böyle bir gitgeller oluştu. İş ararken master'a da başvurdum. Sonra kabul mektubu gelince ben de o an çalıştığım işten de çok memnun değildim. Sonra böyle bir şey yapıp böyle bir karar aldım ve iyi Anladım. ki de Güzel. yapmışım. Aynen, Yani aynen. çok Ben de tam keyifli, onu güzel diyecektim. bir oldu. Gayet güzel olmuş. Aynen. Şimdi Burak, öncelikle şundan birazcık bahsedeyim. Bizim ya her hafta biz videoda yayınlamaya çalışıyoruz ve bu videolarımızı biz İngilizce yapmaya çalışıyoruz. Aslında bizim asıl amacımız İngilizceyi yapmaktı. Türk yani çok çok fazla Türk izleyicilerimiz olduğu için bundan dolayı Türkçe yayınlar da yapmaya çalışıyoruz. Ama ilerleyen zamanlarda İngilizce yayınlar da yapacağız. Ekibimizin hemen hemen hepsi çok iyi. Hem İngilizce konusunda hem diğer konularda. Bir de bu bir süreç olduğu için yani insanlar sürekli böyle yaptıkça gelişiyor. Yarın da çok güzel bir video hazır. Yarın da onu yayınlayacağız. Her hafta saat 21'de yayınlamayı planlıyoruz.
Belki videolarımız her hafta olmayabilir ama canlı yayınlarımız şu an Mart'ın ortasına kadar her hafta olacak şekilde canlı yayınlarımız için bir programımız var. O zaman Burak, Sapienza'dan bakalım. Hocam sen nereden çıktı Sapienza fikri? Sapienza Üniversitesi neden ona başvurdun? Bakalım. Şimdi şöyle başlayayım anlatmaya. Ya ilk tercihim aslında Sapienza değildi benim. Ya Avrupa'da birçok ülkeye, birçok üniversiteye başvuru yaptım. Hemen hemen hepsinden kabul aldım, bir tane hariç. Evet. Almanya'da bir üniversiteye başvurdum. O Almanca hazırlık istiyordu. Artık bir sene çöpe gitmesin diye Almanca hazırlıktan vazgeçtim. Orayı direkt eledim. Genelde İngiltere'ye hangisi diye mi soracaktın? Stuttgart Üniversitesi. Evet. Genelde İngiltere'ye başvurdum. Hollanda'da bir üniversiteye başvurdum. Fransa'ya başvurdum. Ve bir tek sadece Sapienza'ya başvurdum İtalya'da da. İngiltere, ya ilk hedefim İngiltere'ydi aslında. Çünkü İngiltere'ye gitmek istiyordum. Bir seneydi oranın master'ı. Ve bu çok cazip, yani bir senede master degree'yi alabiliyorsun. Evet, ama diğer, çok yoğun bir program var. Çok aynen. Tam 12 aylık bir programdı. 6 ay ders, 6 ay tez şeklinde. Ama gerçekten yoğundu. Yani sabah okula giriyorsun, akşam çıkıyorsun. Gerçi Sapienza'da da çok farklı olmadı bu. Evet. Yani Sapienza'da da yeterince yoğun zamanlar geçirdik. Onu en çok ben anlıyorum. Aynen, sen hala geçirmektesin. Ben kurtuldum. Gruba hiçbir şey yazmıyorum. Belki Yusuf farkında. Çünkü bugün bir tane de sınav geçti, yani atlattım. Evet. Hadi, geçmiş olsun. Ben arkadaşlara da bahsediyorum. Okul çok yoğun geçiyor. Çok bazen hiçbir şeyle ilgilenemiyorum falan. O sınav periyotları çok yoğun gerçekten. İçerikler de çok yoğun. Mesela yakın zamanda kontrol sistem dersinde sınavına girdim. Sadece sınavda 13 sayfa cevap yazmak zorunda kaldım. Yani geçebildin mi kontrolü? Ne durumda kontrol? Geçtim. Süper olmuş. Ama yani bayağı bir şey harcanıyor. Enerji harcıyorsunuz yani. Aynen. Anımsıyorum ben de. Çok uzun zaman olmadı. Evet. O harcadığım enerjileri biliyorum yani. Evet, kesinlikle. Ya bir şey de vardı zaten. Yani İngiltere'yi istiyordum dedim ya. Bir senede hemen master'ı bitirebilirim derken bu Sapienza'ya geldim. Bir baktım bölüm aslında 2,5 yılmış. Yani official olarak 2,5 yılmış. Yani bir sene isterken 2,5 yıllık bir üniversiteye gitmek gibi bir durum oldu. Ki onu da 2,5 senede değil, 3 senede bitirmiş oldum. Öyle oldu. Güzel oldu ama memnunum yani. Pişman değilim. Evet, kesinlikle. Yani ben de çok memnunum. Sadece bazı durumlarda sanki fazla zorluyorlar gibi geliyor beni. Ya da bana öyle geliyor, bilmiyorum. Mesela proportional kontrol sistem gibi derslerde ben çok zorlanıyorum yani. Solid Rocket ve diğer derslerden hiç bahsetmiyorum bile. Aynen. Onların içerikleri çok şey, hocalar da çok şey. Hatta sen bana bir şey söylemiştin. Ben sırf proportional çok iyi olduğu için bu üniversiteyi seçmiştim demiştin. Bu da bir faktör yani Sapienza için. Yani ya o açıdan gerçekten ilk gittiğim zaman ders içeriklerine falan baktım. İşte gitmeden önce baktığımda çok beğenmiştim. Çünkü hiçbir üniversitede o kadar çok propulsion dersi yoktu. İtki dersi yoktu. Evet. Yani sadece bu üniversitede 5 tane ders vardı ve 3 tanesini veya 4 tanesini seçebiliyorduk. O açıdan şanslıydık ama derslerin o kadar zor olacağını tabii tahmin edemedik. Kesinlikle. Gidince öğrendik. Belki merak edenler olabilir diye söylüyorum. Başvuru için başvuru linkleri var. Zaten Google'a yazınca çıkıyor. Oradan bir panel var. Panele kayıt oluyorsunuz. Orada birçok master programları var. Kendinize uygun olanları seçebiliyorsunuz. Farklı zamanlarda aslında belli bir süresi var. Şu an var diye biliyorum ben. Şu an başvuru süresi ne kadar? Ama size ara ara 2 haftada bir, belki 3 haftada bir, size maksimum 3 haftada bir geri dönüş yaparlar diye tahmin ediyorum. Başvuru yaparsanız. Ben tavsiye ediyorum. Çok güzel bir şehir. Özellikle bizim fakülte çok güzel. Kolezyumun hemen yanında.
Bu sırada ben açayım, sen bahset istersen birazcık. Ben de o sırada internetten açmaya çalışayım. Ya başvuru süreleri şöyle, genel olarak dünya genelinde Mart hatta Şubat ayı diyelim. Şubat ayında son bulabiliyor. Son tarih Şubat veya Mart olabiliyor. O yüzden biraz erken başvurmak gerekiyor. Bazı üniversitelerde de kontenjan olduğu için ne kadar erken başvurulursa o kadar şansın artıyor. Öyle onu diyebilirim. Sapienza bizim fakülte gerçekten mükemmel bir yerdeydi. Yani kolezyum öğle arasında işte yemeğimizi kolezyum manzarası eşliğinde falan yiyorduk. O açıdan gerçekten çok şanslıydık. Bir de Roma gibi ya bence dünyanın en iyi Şehir. şehirlerinden birisi olabilir. Öyle bir En iyi şehirde şehir. okuduk. Yani şey gibiydi şehir. Ya sokaklarda gezerken sağlı sollu müzenin içinde geziyor musun gibi her yerde tarihi olan bir. Ki okulumuz da aynı şekilde. Çok Ben şu an eski bir binaydı. fotoğrafları Ben de bulmaya aynı şekilde çalışıyorum. tavsiye ederim yani Sapienza'yı. Ben fotoğraf bulmaya çalışıyorum. Okulun fotoğrafı mı? Evet, bir düzgün bir fotoğraf bulmaya çalışıyorum. Eğer Hmm. bulursam paylaşacağım şu an. Yani gerçekten çok iyi. Bundan dolayı hani şey olabilir yani, burada da telif olabilir. Neyse, paylaşmasam sanki şu an daha iyi olur gibi. Telife takılırız. Yani bence mükemmel bir şehir. Kolezyum'a giderken Yusuf'cum, Kolezyum'a giderken bir Roma sokağı var. Ya abartmıyorum. Orta çağda yürüyor gibisin yani. Kesinlikle. Bir de Burak hocam, benim ev Vatikan'ın oradaydı ilk sene. Vatikan'ın orada olduğu için ben yaz en son orada inmek zorunda kalıyordum. Oradan da yürüyordum. Tam o bulunan Roma'nın eski, böyle Roma'nın sokaklarında tam böyle orta çağda yürüyorsun. Bunu her gün yaşıyordum. Her sabah. Düşünebiliyor musun? Yani inanılmaz güzeldi benim için. Sonra evimi değiştirince tabii bu defa metro ile her gün gitmek zorunda kaldım. Onun için çok güzel bir üniversite. Kesinlikle tavsiye ederim. Hatta Yusuf, siber güvenlikle ilgili de bir bölüm varmış. Ben bunu bilmiyordum. Düşünebilirsin, belki bilirsin. Güzel olabilir yani. Sanki İlgilenir. konuşmuştuk. Evet, kesinlikle. Siber Bayağı güvenlikte. bayağı bir güzel bir şey. Onun dışında başka ne söyleyebiliriz? Bakıyorum. Şuna bir bakayım, şu fotoğrafa. Bakıyorum. Tamamdır. Peki hocam, senin tezden birazcık bahsetsek. Senin tez olayı nasıl oldu? Tez şöyle Yani çünkü oldu. bunu neden soruyorum? Çünkü tezden asıl konumuza geleceğiz. Asıl Aynen. konumuz rover'lar hakkında olacak. Bir de bizim kanalın ilk videosu, Mars 2020 videosu, 30 Temmuz'da biz ilk kanalın videosunu aslında 30 Temmuz'da yayınladık. 30 Temmuz'da yayınladığımız Mars 2020 videosu aynı zamanda bizim için çok önemli. Çünkü Mars'a giden ilk yaşam belirtisini araştıran bir proje, Mars 2020 projesi. Ve bundan dolayı yaklaşık bir ay sonra, yani 18 Şubat'ta bir şey olacak. İniş gerçekleşecek Mars'ın bir yüzeyine. Şimdi onun hakkında da konuşacağız. Onun için Mars 2020 aslında bizim için iki defa önemli oluyor. Bir, insanlık için önemli. İlk Mars'ta insan yaşantısı ya da canlı yaşantısı var mı, onu araştırılacak. Daha çok İkincisi mikroskobik yaşam de, vardı evet, ama ona, çünkü onunla ilgili enstrümanlar evet. eklendi. Bir de ikinci olarak da biz ilk videomuzu yayınlamıştık 30 Temmuz'da. Şimdi 18 Şubat'ta bir canlı yayın yaparız bununla ilgili. Yani Murat çok hocamı da çok güzel dahil olur. edelim. Çok da güzel olur yani. Bakalım inşallah. İnşallah. Şimdi Tamamdır hocam. tamam, Sen tezden bahsedeyim biraz, sonra da ben de o hazırladığımız fotoğraflara geçelim. sırada Bravo, bir aynen. fotoğrafları paylaşayım. Kolezyum burası, bizim fakültede sanırım, bakıyorum şu an ne tarafından olacak. Yani bu bina olabilir. Ben tam emin değilim de bu bina olabilir. Zaten önünde yürüyorsunuz.
ve yürüyorsunuz. Bunun hemen yanında. Çok güzel, çok eski bir üniversite. Yakınmış. Çok güzel bir yerde. Yani konu inanılmaz güzel. Yakın, yerde. Çok yakın. Evet. Tamam. Aynen, kesinlikle. Peki hocam, evet, senin ne yapalım? Neler yaptın? Bu roverlar hakkında birazcık bir bahsedelim. Neden roverlar, tamam, hakkında konuşuyoruz? Çünkü Mars için çok önemli bir adım atılıyor. Mars 2020 projesinde ilk canlı yaşantısı var mı? Onu araştırılıyor. Eğer bununla ilgili de aynı zamanda şöyle bir şey yapılacak. Bu ilk defa olacak. Oradan bazı örnekler alınacak. Toprak örnekleri ve o tekrar dünyaya dönüş sağlanacak. Bu da şu ana kadar yapılmış en iyi çalışmalardan bir tanesi olacak yani. Aynen öyle. Şimdi şöyle, ya benim aslında konum direkt olarak Mars'la ilgili değildi. Ben bir numerik analiz çalışmak istedim. Onun için bir hocamla görüştüm ve retro propulsion, bu ters itki oluyor. Retro propulsion'ın numerik çalışmasını, sayısal çalışmasını yaptık. Şimdi Mars'la bağlantısı da şöyle, 1971 yılında Mars'a gönderilen Viking aracında kullanıldı bu teknoloji. Ters itki teknolojisi, iniş sırasında aracın hızını yavaşlatmak için kullanılan bir teknoloji. Evet. Şimdi numerik sayısal çalışmalarda da kendi çalışmanızın güvenilirliğini kanıtlamak için daha önceden yapılmış deneyleri baz almanız gerekiyor. Deneyleri tekrar etmeniz gerekiyor. Bu tekrar sırasında işte 1968 veya 69'da yapılan deneyleri baz alarak başladık biz çalışmaya. Oradan bir bağlantı oldu Mars'la. Daha sonra da yaptığımız sayısal çalışmaları Mars atmosferinde yapıyormuşuz gibi yaptık. Yani Mars'a iniş olarak. Bu retro propulsion'larda dünyada Elon Musk'ın Falcon 9 roketinde roketi tekrar dünya yüzeyine getirirken kullandığı bir teknolojiydi. Yani araç şu şekilde inerken ters itkisini çalıştırıyor, yavaşlıyor ve sıfır hızıyla inmeye çalışıyor. Sırf teknoloji buydu. Evet, sırf bu boosterlardan dolayı Elon Musk milyarlarca dolar kazanç sağlıyor ve hemen hemen bir ay içerisinde belki 10, belki 15 tane uçuş gerçekleşiyor. 2 günde, 3 günde bir sürekli bir uydu fırlatma gerçekleştiriyor. Hatta geçen hafta bununla ilgili de aslında birazcık konuşmuştuk. Geçen hafta da TürkSat 5A uydusu fırlatıldı. Aynen. Falcon 9'da fırlatıldı. Biz canlı yayın yapamadık ama o görüntüleri paylaşmaya çalıştık. Ama bundan sonra böyle önemli günlerde biz de tam olarak canlı yayın yapacağız. Bunu da yine SpaceX firması fırlattı ve boosterlar tekrar indi. Aslında çok önemli bir şey, proje. Bununla ilgili de Burak Hocam şunu da söyleyeyim. Bizim bir arkadaş grubu var. Geçen hafta Mertkan var. Hazar Fan Space'te. Aslında biz bununla ilgili bir şeyler düşünüyoruz. Çünkü çok fazla maliyet kazancı sağlayabiliyor. Bundan tabii dolayı. Biz de böyle şeyler düşünüyoruz. Neler yaparız diye roketler üzerinde. Maliyet tamam, açısından çok fazla bir şeyi var. Kârı var. Şöyle, bundan önce tekrar kullanılabilir roketler kullanılmıyorken roketi atmosferin dışına, uydumuzu daha doğrusu atmosferin dışına çıkarttıktan sonra geri kalan roketi, yani oraya kadar çıkartan roketi atmosfere tekrar dik bir şekilde sokup yanması sağlanıyordu. Ve bu yanan şeyler motorlar, yakıt tankları, yani çok fazla maliyeti olan ekipmanlar yanıyordu. Bu sayede tekrar tekrar bir roketi kullanma şansımız oldu. Yani müthiş bir teknoloji ve müthiş karlı bir iş şu an Elon Musk'ın yaptığı. Kesinlikle. Geçen ay başlamadan chat'te bir soru var. Önce bunu mu verelim? Demir Demir adlı kullanıcımız demiş ki bu teknoloji hem dünya dışında hem dünya ortamında da kullanılıyor. Nasıl
alışıyor. Yani iki ayrı fizik ortam arasında nasıl bir fark var bu itki kuvvetiyle alakalı demiş. Yani muhtemelen uzaydan dünyaya geçişte veya dünya yüzeyinden uzaya geçişte sesim geliyor mu? Evet, geliyor geliyor. Bir sorumuz vardı da sonra mı cevaplarız? Senin sesin geliyor, evet. Değil, Yo, internet ben hatırından sor. dolayı birazcık kesilmeler olabiliyor. Tamam, ben soruyu anladım. Cevap verebilirim. Şöyle. Bu teknoloji derken sanırım anlattığımız retropropulsion, ters itki teknolojisinden Tabii bahsediyor. hocam, sen bu sırada verebilirsin. Tamam. Şimdi şöyle, uzayın dışında kullanılmıyor bu aslında. Bir de fizik ortamı arasında aslında şöyle bir bağlantısı var. Şöyle başlayayım. Bu tekrar dönüşler atmosfere girdikten sonra tekrar ateşleniyor motorlar. Yani aslında uzayda bu itki sistemi çalışmıyor. Hocam sesin kesiliyor bir saniye. Acaba ben bu görüntüyü açtığım için mi şu an böyle bir problem oldu? Bir saniye, bir daha söyler misin hocam? Şu an geliyor mu sesin? Nasıl? Kesinti var Şu mı? an daha iyi. Şu Herhalde an daha iyi. görüntüden dolayı Evet, oldu, şu aynen. an daha iyi. Görüntüden dolayı olmuş olabilir. Ben de o Tamam. sırada açmak istedim de, internetten dolayı olmuş oldu. Tamam, tekrar sonra Bir daha gösteririz o soruyu zaman. sorabilir misin Yusuf? Çünkü şey olsun da bu teknolojinin şu an seste bir problem yokmuş, geliyormuş. Sen devam Tamam. edebilirsin hocam. Tamam. Soruyu ben tekrar edeyim o zaman. Bu teknoloji hem dünya atmosferinde hem de uzayda nasıl çalışıyor? Çünkü ortamlar farklı demiş arkadaş. Şimdi olay Evet. şöyle. Fark olarak şimdi roketten çıkan basınçlı gazın çıktığı ortam değişiyor sadece. Uzaydaki ortam tamamen havasız bir ortam. Evet. Yani sıfır basınca sahip bir ortama çıkıyor. Ama Mars'ta veya Dünya'da belli bir yükseklere göre değişen dış basınç var. Buna göre çıkıyor. Yani aslında roketin çalışma sisteminde bir fark yok. İkisi için de çalışıyor. Sadece itki kat sayısında ve çıkan gazın oluşturduğu basınç farkı oluyor. Yani itki diyeceğim, yani thrust diye geçiyor. Thrust değişiyor sadece. Evet. Fark bu. Bir de dediğim gibi tekrar Bir kullanılabilir roketlerde dünyanın atmosferine girdikten sonra ateşleniyor zaten motorlar. O yüzden Evet. uzayda çalışmıyor aslında. Bir de zaten farklı stage'ler şey oluyor sürekli. Farklı atmosferdeki katmanlara geçtiğinde stage'ler, farklı stage'ler sürekli değişiyor, açılıyor. Ayrılıyor daha doğrusu. Separate of the stage diye geçiyor zaten. Ayrılıyor. Bundan dolayı yani sadece atmosfer katmanına kadar bir boosterlar devam ediyor. Ondan sonra artık çekim kuvvetine göre ve bazı ateşlemelere göre yönünü bulabiliyor. Şimdi bunları Aynen. paylaşacağım arada, videoları, görüntüleri bununla ilgili. Bu da Mars 2020 Perseverance robotu ile ilgili. Türkçesi azim anlamına geliyor. Ben yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'de bununla ilgili isim çok fazla gönderilmişti. Bu projeyle ilgiliydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Doğru mu? Evet evet Ben doğru. yani Mars'a çok şükür isminizi ben gönderin diye evet. bir şey olmuştu. Herkes yazıp göndermişti ve Yaklaşık gönderildi diye biliyorum. Böyle evet 2,5 diskler halinde milyon gitti. evet yaklaşık 2,5 milyon insan dünyada ya Türkiye'de 2,5 milyon insan sadece bu proje için isim gönderdi. Bir ara bayağı popüler oldu. Herkes böyle sosyal medyada Aynen. ya da WhatsApp gruplarında çok fazla şey yapıyor. Tamam hocam, başka sorumuz var mı? Onlara bakalım. Yusuf, var mı başka sorunuz? Sanırım gözükmüyor başka. Tamamdır. Bunu durdurabilirim. O sırada şunu, tamamdır. Peki bu Mars 2020 ile hakkında ne söylemek istersin hocam? Ben o sırada şu parametreleri açayım. Yani inişin mesela bu, senin istersen şeyi de açabilirim, sunumu da açabilirim bu sırada. Tamam, yani o sunum biraz Oradan da. genelden başlayıp özele doğru gidiyor. Aslında
Bu sunumdan devam edersek Biraz. en sonunda 2020'den de bahsedeceğiz, Mart 2020'den. Evet. İlk olarak bir İtalyan astronom tarafından sanırım bu ilk Mars'ın haritası çizildi. Aynen Sen öyle. İstersen bahsedelim bunlardan. Tamam. Çok güzel olmuş. Çok beğendim bu sunumu. Hem görüntüler olsun hem bilgiler olsun. Çok kaliteli Aynen olmuş. biraz sağ ol, teşekkürler. Ya biraz aslında aceleye geldi. Yapılacak işlerim vardı. Ama sağ ol. Fırsat buldukça yapmaya çalıştım. Umarım herkes beğenir. Güzel Şimdi olmuş. şöyle başlayalım. Çok eski tarihlerden beri, 200, 300, 400, belki 500 yıllardan beri astronomi zaten incelenen bir bilim. Çok detaylı bir şekilde incelenemedi tabii ki eski çağlarda, ama daha sonra teknolojinin ilerlemesiyle, bu teleskopların gelişmesiyle gezegenler çok daha detaylı bir şekilde incelenmeye başladı. İtalyan astronom Giovanni Schiaparelli ilk olarak Mars'ı inceleyen ve haritalandıran kişi. Bunu 1877 yılında yapıyor ve sadece 22 santimlik bir teleskopla yapıyor bunu. Yani o zamanki teknolojiyle böyle bir harita oluşturmak gerçekten başarı. Bu haritanın özelliği şu, kanallar gözüküyor. Orada baktığınızda evet, kanallar var. O kanalları ilk başta uzaylılar tarafından yapıldığı, Mars'ta yaşayan daha gelişmiş varlıklar tarafından, yaratıklar diyeyim ya da yaratıklar tarafından yapıldığı düşünülüyor. Ama daha sonra bu teleskoplar geliştikçe aslında onların optik yanılgı olduğu ortaya çıkıyor. Öyle bir hikayesi var bununla. Güzel, bayağı güzel. Bir de işin enteresan tarafı şu, insanoğlu sürekli bir merak duygusundan dolayı, yani yüzyıllardır önce, yaklaşık olarak 1200-1300 yıl önce bile insanlar bunu araştırma, bu merak duygusundan dolayı çok tabii kesinlikle uzaklara her zaman ilgi duyuyor. Aslında benim yüksek lisansa başvurma sebeplerimden bir tanesi de buydu hocam. Yani ben meteor yağmurlarını takip ediyordum. Meteorları takip ediyordum. İşte uzayla ilgili şeyler okuyordum. Efendime söyleyeyim işte yıldızlarla ilgili, gezegenlerle ilgili şeyler okuyordum. Ama sonra işin teknik kısmı çok başkaymış. Çünkü çok şey oluyor, zor oluyor. Bunu bölüme görünce fark ettim. Ama gayet memnunum. Yani insandaki merak duygusundan dolayı insanoğlu sürekli kendisini geliştiriyor. Ve bu merak duygusundan dolayı küçük bir teleskopla da binlerce kilometre ileriye çok rahat. Aynen öyle. Aynen öyle. Bir soru gelmiş. Onu cevaplayalım mı? Öyle geçelim. Tabii olur. Olur. Bu haritalandırma günümüzde geçerli mi denilmiş? Hiçbir geçerliği yok bunun aslında. Sadece bazı bölgelere verilen isimler aynı kalmış. Ama daha sonra gönderilen orbiter uydularıyla çok da geçerli bir geniş haritalandırma yapıldı tabii. Tabii tabii çok geniş kapsamlı şeyler var. Haritalandırma var Mars'la ilgili. Yanlış hatırlamıyorsam geçen sene Roma Tire Üniversitesi'nde bizim yine bulunduğumuz bölgede Roma'da bir profesör Mars'ta su kalıntıları yani buzul şekilde donmuş şekilde su kalıntılarını bulduğunu açıklamıştı. Bunu bir teziyle. Yani şu an çok daha fazla, hatta yer altını bile incelemeye çalışıyorlar. Aynen. Onlara da geleceğiz zaten birazdan. Evet. Heyecanlı kısımlar oralar zaten. Yaklaşık olarak buradan başka ne söyleyebiliriz? Zaten burada bütün bilgiler var. Burada aynen genel bilgilerden bahsettim biraz. Mars'la ilgili genel bilgi. Peki tabii. Şunu söyleyebiliriz Burak Hocam. Neden mesela Mars bizim için önemli oldu? Onu söyleyebiliriz. Bir de bundan önce şunu söyleyebiliriz. Neden son zamanlarda birçok özellikle NASA, işte Çin, işte Rusya uzay ajansları bir anda tekrardan Ay misyonunu gerçekleştirmeye çalıştı? Çünkü sebebi şundan dolayı benim bildiğim kadarıyla. Sebebi şundan dolayı Ay'ı tekrar keşfedip Ay'da bir üs kurup Ay'ı bir geçiş noktası olarak kullanmaya çalışılacak.
Kesinlikle. Bundan dolayı Ay önemli olmaya başladı. Ay misyonundan sonra ikinci bir durak kesinlikle Mars olacak. Aynen öyle. Ya aslında şöyle, hatta çok fazla söyleniyor. Aslında Ay'a gidilmedi. İşte tamamen Amerika'nın film hilesiydi falan deniyor. Daha sonra neden gidilmedi deniyor ya da. Ya daha sonra gidilmemesinin sebebi gerek duyulmaması. Yani çok büyük masraflarla gidiliyor çünkü bir uzay mission'ı çok ucuza mal olmuyor. Ve artık Ay'da gerekli araştırmalar yapıldığı zamanında ve hala yapılabiliyor. O yüzden gitmeye gerek yok. Şimdi gitmemizin amacı da senin dediğin gibi Recep, bir üs kurulacak oraya. Bir diğer gezegenlere artık aktarmalı olarak gideceğiz yani. Kesinlikle oradan yani bir geçiş olarak böyle petrol Evet. ofisi gibi düşünebiliriz. Yani orada bir miktar Hı. durup sonra devam edilecek ya da orada bir kısım ihtiyaçlar giderilecek gibi düşünülüyor. Onun Evet. için fazla şu an şeyler var. Burada da genel bilgiler var. Bunlar bayağı kaliteli ve güzel. Aynen. Mars'ın Burada da ondan da biraz bahsedelim. evet. Bu 4,5 milyar yıl önce Mars'ın sıcak bir gezegen olduğu biliniyor. Hatta ateş toku şeklinde bir gezegen olduğu biliniyor. İçi akışkan bir çekirdekli. Daha sonra soğudukça aynı şu an dünyada olduğu gibi denizlerin, göllerin, akarsuların işte sıcak bir atmosferinin, nemli bir atmosferin olduğu biliniyor, düşünülüyor ya da. Ya daha doğrusu şu ana kadar elde edilen kanıtlar bu yönde. Daha sonra Mars'ın atmosferini kaybetmesinin sebeplerinden bir tanesi, en önemli sebebi aslında meteor yağmurları. Mars diğer gezegenler gibi, mesela Dünya gibi şanslı değil. Çünkü onu koruyabilecek bir uydusu yok. Atmosferi de yok aslında çok Şu fazla. an yok. O zaman vardı. O zaman yaşanılabilir bir ortam olduğu düşünülüyor ve daha önceden vardı. Bu meteor yağmurları gezegenin tamamen çekirdeğini etkiliyor ve çekirdeği dönmeyi durduruyor. Çekirdek ya dönmediği zaman da manyetik alan oluşmuyor ve manyetik alan olmayınca da atmosferini kaybediyor. Daha sonra soğumaya başlıyor ve şu an günümüzdeki halini alıyor. Çok iyi hocam. Çok enteresan bir durum. Ama bilmiyorum yani bu yaşanabilir alana doğru giderken bu süreç ne kadar olacak bilmiyorum. Elon Musk olsun bazı iddialı kişiler Yani. maksimum 2030'a kadar burada yaşanabilir bir alan ya da insanlı bir uçuş gerçekleştirmeyi, bir fırlatma gerçekleştirmeyi planlıyorlar. Bakalım yani ben de heyecanla bekliyorum. Benim için yani uzay sektörü şu an gittikçe daha önemli başlıyor. Önemli olmaya başlıyor. Özellikle bu yıl daha da fazla olacak gibi gözüküyor. Daha 10 gün önce yaklaşık hatta 10 gün bile değil. Bir 7 gün falan önce TÜRKSAT 5 uydusunu ilk olarak fırlattı. Yani artık birkaç günde bir sürekli bir fırlatma gerçekleşiyor. Aynen öyle. Bunlardan buldun hocam. Bu acaba benim kişiden mi buldun? Bu Bunu. şöyle, ESA'nın Avrupa Uzay Ajansı'nın bir orbiter'ı tarafından çekilen bir görüntü bu. Evet. Mars'taki su var mı sorusuna bu fotoğraf cevap veriyor. Bu uydu cevap veriyor daha doğrusu. 20 Evet. kilometre karelik bir güney kutbuydu yanlış hatırlamıyorsam, bu Mars'ın güney kutbu. 20 kilometrelik buzul var orada ve onun altına bu bahsettiğim uydu sinyaller gönderiyor. Sinyalleri alıyor, işliyor ve bunun orta tarafında farklı sinyaller fark ediliyor. İşleme sonucunda farklı olduğu görülüyor. Ve Evet. yüzeyin 1,5 kilometre altında su olabileceği düşünülüyor. Bu da Mars'ta su var mı? Evet var sorusuna cevabı olmuş oluyor. Evet, son zamanlarda bununla ilgili çok fazla zaten bilgi de var.
Dediğim gibi geçen sene zaten bir hoca tarafından Roma Tire Üniversitesi'ne bir hoca Evet. tarafından raporlanmıştı. Şimdi gittikçe günümüze daha da artmaya başlıyor. Aynen. Ama O uydu da hatta Mars Express uydusu ve üzerinde bulunan da Marsis radarı tarafından bu keşfediliyor. tamam, güzel. Bununla ilgili ne söylemek isterdim? Bununla ilgili bir şey söylerken ben bir video açmak istiyorum. Tamam, bununla ilgili benim söyleyeceğim çok şey var. Bu benim tezim çünkü. Tezimin bir parçası. Tamam. Anlata dur. Ben Tamam. bununla ilgili şey yapayım. Bu şimdi şu an fotoğraf yayında mı? Fotoğraf üstünden anlatacağım. Ben daha fotoğraftan daha kaliteli bir şey bulacağım şimdi sana Tamam, göstereceğim. tamam. O daha sesli. Şimdi Evet. orada aynen bu da güzel. NASA'nın Entry, Descent and Landing diye bir ekibi var. Bu ekip sadece Mars'a iniş üzerinde çalışıyor ve farklı teknolojilerden bahsediyor. Mesela şu an yapılan iniş retro propulsion kullanılan iniş. Benim tezimin bir parçası. Bu da hava vinci Evet. kısmı. Sky Crane diye geçiyor. Evet. Rover bırakmak için kullanılıyor bu sistem. Rover'ı bırakıyor ve kendisi uzaklaşıyor. Orada da yine 8 farklı, o Bu da fotoğrafta da 18. 8 farklı senaryo vardı. Farklı yavaşlatma, atmosfere Evet. girerken farklı yavaşlama teknikleri. Evet, 18 Şubat'ta da ilk olarak iniş gerçekleştirilecek. Bununla ilgili de biz de canlı yayın yapmayı planlıyoruz. Çok da güzel bir canlı yayın olacağını tahmin ediyorum. Gerçekten çok zor bir işler. Yani Mars'a gitmek ayrı bir zor. Senin yazdığın başlık gibi. Ve inmek apayrı bir zor. Çünkü oranın Aynen öyle. atmosferine göre hesaplamak gerekiyor. Aynen öyle. Ya şöyle düşün zaten. Mars'a bir uydu gönderme, bir rover gönderme 5,5-6 aylık bir proje aslında. Bu roketin dünya üzerinden fırlatılması işte 3, 2, 1 deyip fırlatılmasından 5,5-6 ay sonrasına kadar o uydunun, o rover'ın Mars yüzeyine ulaşana Evet. kadar bir süreç. Yani bunun her dakikası tabii ki önemli. Ama yani sen buradan rover'ını gönderiyorsun, indiriyorsun ama ondan sinyal alamıyorsun ve bütün görev çöpe gidiyor. Bu gerçekten üzücü, çok yıkıcı bir durum oluyor. O yüzden Mars'a gitmek zordur, iniş yapmak daha zordur. Çünkü tamamen alışık olmadığımız bir atmosfer ve çok ince bir atmosfer. Onu da söyleyelim. Şimdi zor olmasının sebeplerinden biri uzay aracının yavaşlaması için gereken mesafe yok. Yoğunluğu dünyanınkinin 100 katı daha az yoğunlukta ve çok ince. Kaç kat olduğunu hatırlamıyorum ama dünyanın atmosferine göre çok ince. O yüzden yavaşlamamız için çok kısıtlı bir alan var ve bunun için de bu teknolojileri kullanıyoruz. Burada Evet. şişirilebilir aerodinamik yavaşlatıcı kullanılıyor. 2, 4, 5, 6, 7, 8 hepsinde var. Ve alternatif olarak da retro propulsion'lar, ters itkiler kullanılıyor. Bu da Evet. NASA'nın yaptığı bir çalışma. Çalışma raporun ilk fazı bu. Diğer Kesinlikle. fazlarda da farklı teknolojilerden bahsediliyor. Tamamdır. Bakıyorum başka ne var diye o sırada. Devam edeyim o zaman ben. Çünkü burada bayağı şey varmış. Ben onları göstermedim. Bu kısma biraz teknik demiştin, değil mi sen? Aslında değil. Ben burada birazcık söyledim. Çünkü burada çünkü subsonik, süpersonik olması hızın farklı birazcık fazla teknik gibi geldi bana. Ama Anladım. güzel bir fotoğraf. Yani bence gayet hoş. Bilgi içerikli. Bence gayet hoş bir fotoğraf olmuş. Tamam, devam edebiliriz buradan. Başka? Burada da yine iniş sırasında kullanılan teknolojilerden bahsedebiliriz. Burada ses hızının altında kullanılan teknolojiler zaten hemen hemen aşikar olduğumuz paraşüt, hava yastıkları ve Sky Crane. Biraz önce videoda görmüştük.
Evet. Havada asılı kalıyor. Rover'ı aşağı bırakıyor ve kendisi ayrılıyor. Tekrar Ses üstü, tamam. Ses hızı üstü teknolojilerinde de şu an için kullanılabilen iki teknoloji var. Birisi ters itki, yani retro propulsion. Diğeri de aerodinamik yavaşlatıcı. Onu da yine şişirilebilir. Bu hava yastıklarına benzer bir teknolojiyle yüzey alanını arttırarak, yani atmosferden olabildiğince çok faydalanarak yavaşlatılan, aracı yavaşlatan bir teknoloji. Evet. İkisi de kullanılıyor. Hatta üçü de kullanılıyor şu anki görevlerde. Bence sanki paraşüt ve diğer ikisinde üçü beraber, evet, üçü beraber şu an kullanılıyor gibi. Aynen. İşte Mars 2020 vizyonunda. Burada da yıldızlar arası görevlerdeki uzay araçlarının çeşitlerinden bahsetmek istedim. Çünkü bayağı karıştırılıyor. İlk olarak flyby. Flyby uzay araçları gezegenin orbitine girmiyor veya gezegenin yüzeyine inmiyor. Yakınından geçerek alacağı bilgiyi alıyor veya çekeceği fotoğrafları çekiyor ve yoluna devam ediyor. Bir daha o gezegenle ilişiği kalmıyor. Orbiter'da zaten adından anlaşılacağı gibi hedef gezegenin orbitine giriyor ve orada görevini sürdürüyor. Geçenlerde bizim fırlatılan TÜRSAT 5A uydusu buna bir örnek mesela. Evet. Lander. Aynen. Lander'lar yüzeye inmek için tasarlanan araçlar ve rover'lar da yüzey üzerinde hareket etmesi için tasarlanan araçlar. Bu şekilde dört grubu ayırabiliyoruz. Tamamdır. Yani burada bu şimdi ilklerden biraz bahsetmek istedim demiştim ya sana da. Evet. Bu flyby araç, Mariner 4 flyby bir araçtı. 65 yılında gönderildi. Yakınından, Mars'ın yakınından geçti ve yoluna devam etti. Bu altta gördüğümüzde ilk Mars'ın ilk çekilen en yakın ilk en yakından ilk çekilen fotoğrafı. Böyle bir şey var onun da. İlk böyle olarak söyleyebileceğimiz. Onlar hocam tezinde mi? Bunları tezinde kullanmış mıydın sen bu fotoğrafları? Bu, yok, bunları kullanmadım. Yani demin bahsettiğim gibi benim tezim sadece iniş teknolojisiydi ve onun numerik analizleriydi. Bunlar tamamen ilgiden kaynaklı. Peki o alanda mı çalışmayı düşünüyorsun? Çalışmak istediğim alan numerik, yine numerik analizler, CFD analiz. Yani CFD analiz olduğu sürece her alanda çalışabilirim yani. Mars'a iniş de olabilir, Dünya'ya iniş de olabilir. Burada veya hali hazır roketler. Burada da farklı spacecraft'larla ilgili bilgiler var. Öyle anlaşılıyor. Doğru mudur? Aynen öyle. Bir de burada varmış Mars. Mars Exploration Opportunity. Opportunity ile ilgili mesela bir şey söyleyebilirim ben. 2018'de miydi? 2019'da mıydı? Bir kum fırtınası sonucunda hiç sinyal alınamadı. Sinyal alınamadığı için uzun bir aradan sonra bu misyon sonlandırıldı. Aynen. Bu çok ilginç bir misyondu aslında. Bu Spirit ve Opportunity iki tane rover. Bunların gönderilme amacı su keşfiydi. Yani su geçmişi daha doğrusu. Mars üzerinde daha önceden su bulunduğuna dair kanıt aramaktı. Ve bunların hedef çalışma süresi 90 Mars günüydü. Evet. Spirit için de Opportunity için de. Bunlar birbirinden uzak yerlere gönderildi 3 hafta arayla. Spirit 90 gün yerine, 90 Mars günü yerine 2200 Mars günü görev yaptı. Opportunity de 90 Mars günü yerine 5111 gün görev yaptı. Bunlar yani hedeflenilenin aşırı çok üstünde. Tabii, evet. Aynen öyle. Öyle bir özellikleri var. Bunlar yine ilk su ve volkanik faaliyetlerin kanıtlarını bulan iki rover'ımız. Başka aynı zamanda renkli fotoğrafı da ilk onlar gönderdi. Evet.
Sırayla gidelim istersen. Tabii, sen söyle, ben bakıyorum. O sırada Tamam. göstermiş olurum sen nerede diyorsan. Ya sen nasıl istersen, aslında çok şey değil. Hepsi hakkında konuşabiliriz ama kronolojik sırayla gidersek daha böyle izleyenler için anlaşılır olur diye düşünüyorum. Biraz daha geri gel o zaman, şeyden devam edelim. Mars 12. 2-3. 12 Aynen, Mars. buradan devam edebiliriz. Tamamdır. Bu da Sovyetler Birliği'nin gönder... Aslında şöyle, Sovyetler Birliği Amerika'dan önce çok defa Mars'a ilk dokunmak istedi. İşte orbitine girmek istedi. İlk görevi onlar yapmak istedi ama çok şanssızlardı. Bu Mars 2 ve Mars 3 görevlerinde de şöyle oldu. İlki başardı. Mars 2 aracı ilk defa Mars'a değdi. Nasıl değdi? Çakılarak değdi. Mars 3 de aynı yıl içinde gönderildi. O da çakılmadı. Güvenli bir iniş yaptı ama saniyeler sonra ondan da sinyal alınamadı. Ama yine de tarihe geçmiş oldu ikisi de. Yani ilk defa Mars'a uzay aracını Sovyetler Gönderen indirdi. Sovyetler. Gönderen Sovyetler oldu. Aynen. Evet. Viking Tamam. var sırada. Viking'e geçebiliriz. Evet. Bu Viking Amerika'nın gönderdiği bir orbiter ve lander. Bu fotoğrafta Mars'a inen ve sinyal gönderen ilk araç, gönderdiği sinyal de bu fotoğraftı. Bu fotoğrafın tarihi de şu: başka bir gezegende onun yüzeyinden fotoğraf çekilen, ya alınan ilk fotoğraf oldu. Bunun da böyle bir ilki var. Özelliği var. Evet. Viking benim aynı zamanda benim çalıştığım, işte tezimde çalıştığım konunun kullanıldığı ilk roket bu. O yüzden benim için yeri çok ayrıdır bunun. Çok iyi. Pathfinder bu da müthiş bir mission'dı. Bu rover'da ilk defa bir rover indirdik Mars'a 1997 yılında. Sojourner. Bunun boyutu aslında büyük gibi duruyor ama mikrodalga fırın boyutunda. Ve bu da biraz şanssız oldu aslında. 100 metre gitti ve 100 metre sonra bir kayaya tekeri takıldı ve kaldı öyle. Bu altında aşağıda gözüken panoramik fotoğrafta onu indiren aracın, Pathfinder'ın çektiği bir araç. Zaten fotoğrafın ortasında da bu rover gözüküyor. Takıldığı kaya gözüküyor aslında. Gittiği izler de, tekerlek izleri de gözüküyor. Ama ilk rover olarak yine tarihe geçti. Çalışamasa da. Ama yine binlerce fotoğraf gönderdi. Yani takıldı, devam edemedi ama hala çalışmaya devam etti. Fotoğrafları gönderdi. Ya Bu da böyle. aslında bayağı yani insanoğlu 1997 yılında ilk rover'ı indirmeye çalışıyor. Ve aradan çok bir zaman geçmeyecek. 2030 yılında ilk insanlı misyon gerçekleştirilmeyi planlıyor. Hatta aslında Elon Musk 2023, 24, 25 gibi bir tarif veriyor ama sanki o birazcık abartı gibi geliyor. Birazcık zorlayabilir ama 2030'larda belki 2025'lerde bu iş daha kolay olabilir diye düşünüyorum. Belki de evet. O anlarda artık yani zaman için çok kısa zamanlarda çok daha önemli şeyler yapılabiliyor. Bu da tabii teknolojinin güzel tarafı. Aynen öyle. Spirit ve Opportunity'den bahsettik. Bunu geçebiliriz. İlk su Sen ve bu arada volkanik faaliyet kanıtı soru buldum. sorabilirsin. Yani biz konuşuyoruz ama. Chat'te birkaç soru var aslında bu roverların inişiyle ilgili. Hani uçaklar Tamam. gibi inemez mi diye sormuşlar ama. Uçaklar gibi inemez. Yani şöyle, şimdi uzaydan direkt atmosfer, ya şimdi şöyle şuradan bahsedeyim. Atmosfere girişin 3 tane açısı var aslında. Çok dik girersek yanarız. Çok dar açıyla girersek sekeriz. O yüzden bir aralık var. O aralıkla girmemiz lazım ki ne yanalım ne de atmosferden sekelim. Şimdi atmosfere girdik diyelim ve kanatlı uçak gibi iniş yapabilmesi için kanatlarının olması gerekiyor tabii. Kanatlı bir aracın atmosfere girmesi biraz sıkıntılı. Niye? Çünkü yüzey alanı çok geniş ve yanma ihtimali burada bak gözüküyor. Yanma ihtimali de çok geniş. Yani o
güvenli giriş açımızı çok dar bir açıya indirmiş oluyor. Orada aerodinamik çok önemli oluyor. Kesinlikle. Yani Mars'ın atmosferinin çok ama çok zayıf olmasına rağmen gene de yanarak yok olabilir aracımız. Aynen öyle. Ya da şöyle ikinci bir ihtimal olarak da kapalı olarak girdik diyelim. Atmosfere girdikten sonra kanatlarımızı açalım. O zaman da ne olur? Şimdi giriş hızımız hipersonik olacak. Çok ses hızının 10-15 katı hızında olacak. Böyle bir hızda kanadımızı açarsak kanatlarımız kırılır. Yani yine mantıklı olmaz. Daha yavaşladığında kanatları açmaktan bahsedersek ne olur? O zaman da aslında gerek kalmıyor. Zaten yavaşlayabildiysek biz bir şekilde artık uçak gibi iniş yapmamıza gerek kalmıyor. Bu şu an kullanılan evet. teknolojiler yeterli oluyor. İyi cevap verebilirim. Umarım var. Doğrudur. Mars'ın iki yarısı birbirinden farklı. Peki neden? Böyle bir soru. Yani, yani jeolojik olarak sebebini açıklayamam ama dünyanın neden iki yarısı birbirinden farklıysa Mars'ın da ondan dolayı aslında. Yani farklı yerlere, farklı meteorların çarpması olsun, zamanında işte milyarlar yıl önce dönüş hızının farklılığı olsun. Bundan dolayıdır diye tahmin ediyorum. Yani çok daha çok dış etkenler gibi. Muhtemelen. Evet. Sanıyorum başka soru yok. Tamam, sorular olunca zaten konuşmaya, sormaya, anlatmaya devam edeceğiz. Tamamdır. O zaman biz devam edelim. O zaman paylaşıyorum. Ekranım. Nerede kaldık? Curiosity'de mi? Curiosity'de kaldık hocam. Bu mission'ın amacı mikrobiyal bir yaşam var mı? Varsa nasıldı? Sorularını aramak için gönderildi. Bu başka bir gezegene inen, dünya dışında başka bir gezegene indirilebilen en büyük araç unvanını taşıyor şu an. Ama Mars 2020 ile bu değişecek. Bu aracın boyu 4x4 jip boyutunda neredeyse. Ve ilk defa tarihe geçmesinin sebebi de başka bir gezegende selfie çeken ilk robot oldu. Bu da onun selfie fotoğrafı. Evet. 2012'de gönderildi. Bu da güzel bir görevdi. Bu ayrıca bunun şeyi de vardı. Mineral buz, zaten geçmişte su varsa mineral de vardı ve minerallere baktığımız zaman su geçmişini öğrenebiliyoruz. Bu görevin amaçlarından biri de o mineralleri incelemek ve radyasyonu incelemekti. Böyle iki aslında görevinden söyleyebilirim. Ben bildiğim kadarıyla bundan önceki Mars 2020'deki öncekiler hepsi Mars'ın yüzeyiyle alakalı olan çalışmalardı. Bunda ilk defa bir canlı yaşam var mı? Onun şeyi yapılacak, testi, araştırılması yapılacak. Burada sanırım bir toprak analizi için bu misyon gerçekleşmişti. Ben öyle hatırlıyorum. Çok fazla misyonları var zaten. Yani muhakkak aynen toprak analizi veya radyasyon var. Üzerine kurulan enstrüman bununla alakalıydı da. Ondan dolayı ben öyle hatırlıyorum. Bu InSight uzay aracı da bir rover değil. Bu tekerlekli değil. İndiği yerde kalan bir araç. Lander. 2018 yılında gönderildi. Bu tamamen Mars'ın iç yüzeyini, içini daha doğrusu, iç yapısını öğrenmek için de. İndiği yerde işte o küçük sol altta gözüken böyle metalimsi şey, yine altında ufak delikler açıldı. O delikler sayesinde yerin bilgileri elde edilmeye çalışıldı, hala çalışılıyor. Ayrıca bu Mars tarihinde en hızlı veri transferini sağlayan misyon oldu. Onu da şöyle yaptı. Onu getiren uzay aracı Mars'ın orbitinde bir uydu görevi yapacak şekilde kaldı. InSight iner inmez ona veri gönderdi. O veri de NASA'ya iletildi. Ve indikten 6 dakika sonra fotoğraf gönderdi. Bu da çok hızlı ve renkli bir fotoğraf. Renkli olması zaten ayrı bir veri boyutu oluşturuyor. Renkli bir fotoğraf gönderdi. Bu da böyle bir bilgi yani.
İşte senin en sevdiğin kısma geldik herhalde, değil mi? Evet, ben bayağı ilgilenmiştim bu konuyla. Bunun hakkında da o zaman şöyle bilgiler verelim. 18 Şubat'ta iniş yapacak. Bu görevi özel kılan kısım bir helikopter götürdü yanında. Alttaki fotoğrafta var. İlk defa Mars'ta bir helikopter uçurulması denenecek. Bu aracın 23 tane kamera, 2 tane de mikrofon var ve ilk defa da Mars'ın sesini dinleyeceğiz bu araçta. Bu yine eski yaşamdaki işaretlere bakacağız. Yani hemen hemen missionları aynı aslında ama Evet. ya bunun farklı olarak daha detaylı diyeyim, yani tam detayını bilmiyorum açıkçası. Şöyle Geçmişle bir ilgili. teknik bilgi verebilirim sanırım. Opportunity için plütonyum 238 sanırım enerji verici kaynak olarak kullanılıyor. Ve belli bir yıl geçtikten sonra da gerçekten ciddi bir ölçüde enerji üretimi azalıyor. Bu yüzden de yeni bir rover gönderilmesi gerekiyor. Sanırım bunun için de biraz gönderiyorlar. Çünkü daha önce gönderdikleri araçlardan artık yeteri kadar verim alamamaya başlayınca yeni bir Mars görevi ortaya çıkıyor. Bu şekilde karar veriyorlar diye okumuştum ben de bir yerde. Gayet ilginç gelmişti bana. Evet, doğru olabilir. Ya çünkü zaten güneş panelleri asıl enerji kaynağı olarak kullanılıyor ve Mars yüzeyi çok tozlu bir gezegen olduğu için, Mars çok tozlu bir gezegen olduğu için o güneş panelleri zaman geçtikçe üzerleri kapanabiliyor tozlarla. O yüzden aynen alternatif bir enerji kaynağı gelecek missionlar için önemli. Çünkü aynı zamanda araçlarda kullanılan kameraların kalitesi de artıyor, işte mikrofonlar artıyor, diğer ekipmanların kalitesi artıyor. O yüzden enerji ihtiyacı da artıyor tabii. Evet, özellikle mesela 5A uydusu için de önemli bir enerji kaynağı olarak güneş panelleri kullanılıyor orada da. Onun için de asıl ilk olarak en önemli enerji kaynağı güneş enerjisi oluyor. Daha sonra da ekstra farklı enerji kaynakları da denenebiliyor. Bu da güzel bir video. Bunların hepsini ben NASA'nın kendi sitesinden alıyorum. Onlar da telif olmuyor. Ondan dolayı bunları paylaşmakta da bir problem yok. Gayet de güzel. O zaman senin video açayım. Bitti sanırım. Ve biz Aynen, bu fotoğrafı bayağı severek koydum. evet. Bu Hiçiz yani ya gezegenler. aynen. Bu 2014 yılında çekilen Curiosity uzay aracının çektiği bir fotoğraf. Mars yüzeyinden Dünya'yı çekiyor. 2014 yılında çekilmiş. Biz de o minik, bir sonraki slayta gelsene. Biz de o işte ufak, Evet. aynen, o fotoğrafta yer alıyoruz yani. Umarım hepimiz güzel çıkmışızdır. Yani kocaman evrende şey yani biz hiçbir şeyiz yani. Çünkü evren o kadar büyük ki yani bilmiyorum bazen insan aklı yetmiyor gibi. Yani o kadar büyük yani gerçekten. Kesinlikle, kesinlikle. Geniş. Ya şu Yani. an mesela Mars'a bir rover göndermek de aslında şey, bir örneği vardı. Nerede dinlemiştim hatırlamıyorum da. Yani buradan ben balkondan basketbol topunu fırlatıyorum ve New York'ta bir gökdelenin üzerindeki potaya giriyor. Ha, evet. Onu Yani okumuştum. yap şey aynen, ben de nerede okuduğumu Ben veya duyduğumu hatırlamıyorum. evet. Ya Ya o şu an kadar yaptığım, büyük bir şey yani. aynen öyle, yaptığımız iş bu aslında. Ya NASA'nın yaptığı daha doğrusu. Yani evet bir de şöyle bir şey var. Ben o bilgiyi de vermek istiyorum. Ve Mars'ın belirli bir bölgesine inecek. Yani öyle istediği yere inmiyor bu misyon. Şimdi bir saniye onu da bulmaya çalışayım. Tam olarak neresiydi tam hatırlamıyorum. Evet onu da şu an buldum. Onu da paylaşayım. Yani öyle istenilen bir yere de inmiyor. Onun için Mars'ta bulunan Jezero kraterinin üzerine inecek.
Martian diye bir krater var. Oraya da birçok ben ismini çok duydum. Orada da birçok şeyler var. Yani bunu söyleyebilirim. Mars 2020 için her şey zaten internette var. Bütün bilgiler. Oradan da takip edebilirsiniz. Burak'la da bugün böyle bu konuda konuşmak istedik. Hem sınıf arkadaşım olduğu için hem de bu konularla ilgili olduğu için konuşmak istedik. Şimdi Burak, o zaman son dakikalara girmeden sana Bir güzel 5 tane sorumuz daha soru. var. Bir saniye önce bir sorumuz daha var sanırım. O müthiş 5 sorumuza geçmeden önce. Çünkü her konuğumuza aynı 5 soruyu soruyoruz. Ondan önce izleyicilerimizin bir sorusu var. Mars'ın sesini daha önce hiç dinlemediğimiz için oradaki sesin desibel seviyesine göre mikrofonun galiba çalışmama ihtimali var mı diyor. Yani ses alma konusunda sorunlar yaşayabilir miyiz? Çünkü hiç dinlemedik ve orada nasıl bir ses olacağını bilmiyoruz. Hani hangi aralığa bakmalıyız konusunda bazı sorular var sanırım. Aynen. Ya çok detaylı bir bilgim yok Recep, ben önce onu söyleyeyim. Ya iki tane mikrofon kullanılıyor zaten. Muhtemelen bu desibellere uygun veya geniş desibele sahip iki mikrofon gönderilmiştir. Senin var mı başka söyleyeceğim bir şey? Çok bir cevap veremeyeceğim buna. Şöyle belki olabilir. Şu an bu soruyu nasıl cevaplarım onu bilmiyorum ama mesela evrenin sesini dinlenebiliyor. Yani bunu birçok teleskoplarla ya da farklı enstrümanlarla yapılıyor. Muhtemelen Mars için de aynı enstrümanlar ya da Mars'a uygun enstrümanlar da kullanılıyordur. Onun için ben çok problem olacağını zannetmiyorum yani onu hesaplamada. Başka bir sorumuz daha var. Yani böyle. Sanıyorum bu kadar çok uydunun uzaya gönderilmesi sonucu uzay çöplüğüne neden olmaz mıyız gibi bir soru var. Ama Olur. sanırım Evet. sizin üzerinde çalıştığınız ters etki sistemi de bu konuda yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü sürekli bir yeni kullanma çöplüğü azaltmak konusunda gayet faydalı duruyor. Aynen, kesinlikle öyle. Ya uzay çöplüğü zaten başlı başına bir sıkıntı. İleride o soruda denildiği gibi çok daha büyük problemler olacak. Çünkü kontrolsüz bir şekilde uydu fırlatıyoruz. Yani şu an ben fırlatmak istesem fırlatabilirim. Sen istesen sen de fırlatabilirsin. Bir sınırı yok şu an için. Ama muhtemelen ileriki zamanlarda bunun bir hukuki sınırlaması olacak. Valla fikirleriniz varsa açığız. Yani uzay çöplüğünü temizleme konusunda. Ben şey söyleyebilirim Burak Hocam. Uzay hukuku denilen bir kavram çıktı son yıllarda özellikle. Çünkü çok fazla insanlar uzayda istedikleri gibi tabiri caizse at koşturabiliyorlar. Aynen. Bundan dolayı çok fazla çöplük başladı. Çok fazla kirlilik oluşmaya başladı. Hatta bazı gözlem yapan insanlar, bilim insanları şundan şikayetçi, çok fazla uydu fırlatılıyor ya da başka enstrümanlar fırlatılıyor. Bundan dolayı çok fazla çöplük ya da görüntü kirliliği oluşuyor. Onların çok fazla uzağa görememe durumları oluyor ve bu durumdan da şikayetçi olmaya başladılar. Özellikle şu an Elon Musk'ın yaptığı Starlink projesinde her seferinde binlerce uydu fırlatılıyor Aynen Starlink projesi için. Ve bu gittikçe çöplüğü gittikçe arttırmaya başlıyor. Benim de bir ara dikkatimi çeken önemli konulardan bir tanesi uzay çöplüğü. Uzay space debris diye geçiyor. Ben de bir ara ilgilenmiştim. Hatta birkaç bir şeyler okumuştum. Neler yapılabilir diye. Burada en önemli olan şey şuymuş. Onu fark ettim. Yani hangi ülke ne kadar bütçe ayırması lazım? Ya da hangi ülke neden bunun için bütçe ayırması lazım? Burada asıl problem şu. Yani ekonomi problemi çıkıyor. Örnek veriyorum Amerika bunun için neden 30 milyon dolar bütçe ayırsın? Ya da Türkiye neden 10 milyon bütçe ayırsın? Bunun bir prosedürü, bunun herhangi bir hukuksal çalışması yok. Şimdi son zamanlarda en fazla hukuk konusu konuşuluyor. Sanırım hukuk problemi çözüldükten sonra böyle bazı şeylerin artık sınırlandırılması, bazı şeylerin daha düzgün hale gelmesi sonucunda sanırım ona da bir çözüm bulunacak.
Çünkü Aynen. neden mesela Türkiye 10 milyon euro bütçe ayırsın ya da 20 milyon euro bütçe ayırsın? Ya bunu hiçbir ülke yapmaz ama belli bir prosedür ve belli bir anlaşma sonucunda bu olabilir. O da uzay hukukuyla olacak gibi gözüküyor. Muhakkak. Enteresan bir konu. Ben de bayağı ilgileniyorum. Aynen. Ya aslında onun şöyle neden sorusuna şöyle bir cevap olabilir. Daha sonraki missionlarda gönderdiğimiz uydunun güvenliği için aslında bu debrisin temizlenmesi gerekiyor. Çünkü her geçen gün bu debris büyüyor, uzay çöplüğü büyüyor ve daha sonra gönderilecek uydulara bir tehdit oluşturuyor. Ya aslında Evet. neden bu yani? Ya bundan dolayı her ülkenin para ayırması lazım veya bir şekilde temizlenmesi lazım. İşte burada da örnek veriyorum bir sürü bilinmeyen çıkıyor. Örnek veriyorum Turkcell, Türkiye çok fazla uydu fırlatan bir ülke değil ya da başka enstrümanlar fırlatan bir ülke değil. Ya. Neden çok fazla bütçe ayırsın bunun için? Neden Amerika daha fazla ayırmıyor da işte neden Nijerya'dan böyle bir beklenti oluyor gibi gibi. Yani bir Evet, sürü doğru. bilinenler var. Ben bir ara onunla ilgili bayağı şey okumuştum. Enteresan bir konu. Umarım şey de olur. Yani ilk başta hukuk problemi. Ayrıca hukukla ilgili birisini de var sanki. Onu da davet etmeyi düşünüyorum. Uzay hukuku hakkında. Enteresan birisi. Bakalım eğer davetimizi kabul ederse. Şimdi Burak'cığım bizim enteresan bizim 5 tane sorumuz var. Ekibimizin hazırladı. Böyle ama şey bir konular, böyle genel konular. Sana da sormak istiyoruz. Herkese soruyoruz. Tamam. Yani Tamam. cevap verebileceğim sorularsa. Vereceğim sorular çok şey bir sorular değil. Şimdi Tamam. birinci sorumuzu Yusuf sen de artık bundan sonra. Bu bölüm sende olsun. Pekala. İlk sorumuz motivasyon hakkında. Motivasyonunuz nedir ve yapmakta zorlandığınız bir durum karşısında sizi tekrar ayağa kaldıran şey nedir? Bir nevi motto gibi oluyor böyle. Evet. Kendinize sürekli tekrarladığınız bir cümle gibi böyle bir şeyiniz var mı? Ya var, tam o geldi şu an aklıma zaten bu soruyu sen sorunca. Bir cümle var. Onu hatta zaman zaman bu çok bunaldığım zamanlarda bilgisayarımın ekran fotoğrafı olarak da ekran wallpaper olarak da kullanıyorum. Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar diye bir cümle. Yani bu aslında şey yani müthiş işler başardığımız için değil tabii ki de ama sonuçta dünyaya geldik ve bir şekilde varlığımızı devam ettirip sonra da göçüp gideceğiz. Bu süreçte bazı hedeflerimiz var. Bu hedeflere de ulaşabilmek için tabii ki de çabalamak lazım. Yani hiçbir şey çabalamadan olmuyor. Ve dinlenmemek üzere yola çıkmak da aslında hedeflerimize ulaşmak için yola çıktık gibi bir şey oluyor. Bu yani bunu söyleyebilirim. Yani benim motivasyonum bir şekilde finale Evet, gel. ulaşmak öyle diyeyim. Güzel hocam. Bayağı güzel. Not alıyorum bunu. Alacağım. Evet hocam, ikinci sorumuza geldik. Sınırlarla ilgili bu da. Sınırlarınızı zorlayan bir olay ya da siz kendi kendinize hiç böyle sınırlarınızı zorladığınızı hissediyor musunuz? Neden? Valla şu an aklıma şey vardı yakın zamanda bu tam tez sunumuma, tez savunmama hazırlandığım dönemde tez danışmanım bana bir iş verdi. Yani şöyle şöyle bir iş var Burak, yani bunu kısa sürede yapmamız lazım, bir bakabilir misin dedi ve yani o kadar yoğunum ki ora. Raporu yetiştirmeye çalışıyorum. İşte sunum hazırlamaya çalışıyorum. Aynı zamanda işte onu savunmak için çalışıyorum falan. Üstüne bir de bu gelince sanki hoca bilmiyormuş gibi bunları yapmam gerektiğini. O zaman bayağı gerilmiştim ve sınırlarım o zaman zorlandığını hissettim. 2 gün uyumadım çünkü ben o işi yetiştirebilmek için. Ya şundan dolayı da aslında ya hocam şu an müsait değilim tarzında bir şey belki diyebilirdim. Çünkü hoca da farkında bunun. Ama demek istemedim. Çünkü ya bir hoca benden bir şey istemiş ve onu yapmak istedim yani o dönemde. Bayağı sınırlarım zorlandı. Uykusuz 2 gece geçirdim.
Yani tamamen uykusuz 2 gece geçirdim. Yaptım mı düşünüyorum? Yaptım. Geri dönüşü güzel oldu. Bu geldi aklıma şu an. Başka sınırlarımı zorlayan yok sanırım. Bilmiyorum yani. Bilmiyorum tatmin etti mi cevabı ama. Ben ne oldu biliyor musun Burak Hocam? Ben ilk geldiğimde Roma'ya evsiz kaldım. Evsiz kaldığım hafta ben kütüphanede uyudum. İki Ha, gece falan. niye bana yazmadın? Hocam o Bana zaman yazsaydın. tanışmıyorduk. Tanışmıyor O zaman tanışmıyorduk. Sonra ne oldu biliyor musun? İlk dönem ben burs çıkmadı. Burs çıkmayınca bazı problemler de oldu üzerine. İş de ayarlayamadım. Sonra ben o jeoloji kütüphanesinde tam 45 gün kaldım biliyor aynen. musun? İnanamazsın. O beni çok ama çok zorlamıştı yani. Aa. Şaka yapıyorsun. Gerçekten söyleyeyim. Hasta falan olacaktım. Sonra bayağı kötü hissetmiştim. Orada ben istemeden de olsa hayat sınırlarını bayağı zorlamıştı. Ama iyi ki pes Bayağı etmemişim. zorlanmış. Bayağı İyi zorlanmış. ki pes etmemişim. Çünkü bir kırılma anı orada oluyor zaten hayatın. Ya da bazı şeylerin kırılma anı tam o dönem, o an aldığınız kararla oluyor. O an dönseydim ya da bir daha gitmeseydim ya da başka bir şey olsaydı çok şey olabilirdi, Tabii ya değişebilirdi. şu anki Recep olamazdın en basitinden. Yani çok Evet. müthiş bir tecrübe olmuşsun için. Pes etmedim. Sonra çok güzel anılarım oldu kütüphanede. Çok mükemmel insanlarla tanıştım kütüphanede. Hem yabancı hem İtalyanlar olsun. Zaten İtalya'da kütüphane kültürü inanılmaz güzel. Bundan dolayı bayağı şey olmuştu, güzel geçmişti yani. Ama tabii zor geçmişti yani. Muhakkak. 45 Evet. gün bir de yani birkaç gün de değil. Ama kendimi hayal edemedim. Kesinlikle. Direkt Türkiye'ye Kesinlikle. dönerdim herhalde öyle bir durumda olsaydım. Tam sınav haftasıydı ama o an. Yani Oh. ben Mayıs'ın sonu gibi çıktım işte. 1,5 ay yaptım sonra. Hatta pardon. 5'i miydi ya da 7'siydi. 7 Haziran'da evden çıktım. İşte 22'siydi son sınavımdı. Yaptım sonra döndüm yani. Kütüphanede olman Ama ders çalışmana sebep olmuş. En azından öyle bir avantaj olmuş herhalde. kesinlikle kesinlikle. Ama tabii psikolojik olarak iyi olmadığım için sınavlar geçmiyor, rahat değilsin Doğru. falan. Ama yine de iyi ki pes etmemişim. Onu söyleyebilirim. Aynen. Çok çok iyi olmuş. Üçüncü sorumuz da var. Hayatta aldığınız en büyük risk nedir? Ya da ne gibi riskler almak istersiniz? Ha. Hayatta aldığım en büyük risk. Ya risk olarak değerlendiremem ama bir yurt dışına çıkıp hiç dilini bilmediğim işte ya hiçbir şeyini bilmediğim bir ülkeye gidip orada yaşamaya çalışmak bir riskti aslında. Yani ilk haftalarda bayağı zorlandığımı hatırlıyorum. Bunu risk olarak değerlendirebilirim ama ya şu an sanırım almadım o kadar büyük bir risk diyebileceğim bir risk. Şu ana kadar Yani hiç almadım. benim kadar almış olamazsın çünkü tam 2018'de dolar euro 8'e kadar çıkmıştı. Hatırlıyor musun o dönemi? Evet, Tam evet. 2018 yazı. Ben o dönem Tabii. tam geldim. Bütün param gitti. Bir de üzerine geldim. 2000 falan kütüphanede kaldım. Sonra yine sıkıntılar. Ben bayağı Aynen. zorlanmıştım. Ama bunu diyebiliriz aslında. Kuru euro olan bir ülkede, pardon, Evet. devam et, devam et. Sen devam edebilirsin hocam. Ya bu bir risk aslında. Yani euro bazlı bir ülkede yaşamaya çalışmak bizim için bir risk olabilir ya da ailemiz için diyeyim. Bu bir risk Evet. aslında. Almak Yeterince istediğim risk sınırınızı zorlamış gibi. yani almak istediğim risk ya ileride tabii her girişimci gibi kendi şirketini kurmak, kendi ülkesi için çalışmalar yapmayı tabii ki de isterim, istiyorum. Şu an yeterli olduğumu düşünmüyorum ama bu açıdan. Yani bir şirket açıp bir uzay sanayisine, savunma sanayisine katkıda bulunmak güzel olabilir. Bu da muhtemelen almak istediğim risklerden biri olur ileride. Değil mi Recep Hocam? Evet hocam Muhtemelen görüşürüz. benzer düşüncelere sahibiz. Kesinlikle. Kesinlikle. Görüşelim hocam. Olur. Zaten bunun için aslında kanalı da aslında birazcık onun için hem de kurmuş olduk. Hem bir atmosfer oluşturalım hem de bir
güzel şeyler yapalım diye aslında bir nevi kanal da onun için kurduk. Evet, diğer soruya geliyoruz hocam. Yusuf hocam sendeyiz. Hangisindeyiz? Ben göremiyorum şu anda. Sanırım 4 internetim 4'teyiz herhalde. Gelecekle ilgili olan soru. İş fikri tamam. olan. Tamam. Şimdi... İş fikri. Tamam, sen Aslında sor iş abi. fikri değil. Geleceğe hakkında 3 tane şey söyler misin? Senin düşünüyor. Bu iş fikri olabilir. Bu bir öngörü olabilir bir konuda. Ya da bir öneri. Yani şunu mutlaka yapın dediğiniz. Ya şöyle, zaten şu an bahsettiğimiz şeyler aslında uzay ve uzay kesinlikle gelecekte çok büyük rol oynayacak. İş fikri olarak da şey geldi aklıma. Yapay zeka bu ya hem uzay teknolojisinde hem dünyadaki şu an bizim belki aklımıza bile gelmeyen teknolojilerde çok büyük rol oynayacak yapay zeka, artificial intelligence. Yani bu alan zaten şey yadsıyamayız yani bunun çok büyük bir iş alanı oluşturacağı ve çok büyük alanlara yayılacağı. Bunu söyleyebilirim. Başka gelecekle ilgili ne diyebiliriz? Uzay, uzay, uzay diyeyim yani ben üç iş fikri olarak. Güzel hocam. Ben yanına bir de siber güvenliği eklemek istiyorum. Çünkü siber güvenliği de Değil çok mi? büyük. Ben öyle düşünüyorum. Aynen öyle. Ya zaten şey de olacak aslında. Birçok sektörde uzay genişledikçe, uzayla ilgili çalışmalar yapıldıkça o yöne evrilecek gibime geliyor. Yani atıyorum ne olabilir? Uzay madenciliği en basitinden. Yani uzay Kesinlikle. jeolojisi, jeolojileri olacak. Buna benzer şeyler evrilecek. Kesinlikle Peki bir yani o şey şekilde. sorabilir miyim hocam? Bu Tabii benim hocam. bununla ilgili aslında bir tane video yapmayı da planlıyoruz da ben de hazırlamayı düşünüyorum. Hocam bir uydun var diyelim, örnek veriyorum bir şirketin olarak fırlattım uyduyu, bazı veriler topluyorsun bunun hakkında ve birisi ya da birkaç kişi senin uydunu hackliyor. Bu konuda ne düşünürsün? O ilk olarak bir üzülürüm herhalde. Yani bir şey düşünemem. Keşke hacklemeselerdi derim. Sonra Evet. da keşke derim Recep'in şeyine katılsaydım. Siber güvenliğe daha önem verseydim Çok derim. enteresan bir konu. Çünkü neden enteresan oluyor biliyor musun? Çünkü bütün artık cihazlar internete bağlı oluyor. İnternete bağlı olan bütün cihazlar aslında bir tehdit oluşturmaya başlıyor insanlar için. Evet. Bundan dolayı yani ben öyle bu böyle düşünüyorum ve birçok biz veriyi ya da kendi kullandığımız bilgisayarlarımız internete bağlı olduğu için yarın bir gün şirketindesin, uydu fırlatıyorsun. Uydular hakkında bazı veriler topluyorsun. O sırada biri geliyor, uydunu ekliyor. Yani sen uyduyu kontrol altında tutamıyorsun. Çok enteresan bir konu yani. Ve Aynen, bu bence aynen. olacak yani. Benim düşüncem olacak. Muhakkak. Ama buna şey gibi mesela yapay zeka gelişiyor ama anti yapay zeka da gelişiyor. Yapay zekayı sınırlandırılacak bir zeka da geliştiriliyor aynı zamanda. Bu siber güvenlikte de bu şekilde olabilir. Yani hacklemeye çalışanlar kendini geliştirecek ve hackletmemeye çalışanlar da aynı zamanda kendini geliştirecek. Evet, güzel bir iş alanı olabilir bu da ileride. Beraber çok güzel bir şey olacak. Aynen. Ben söylüyorum. Enteresan da bir. Tamam hocam, son sorumuza geçiyoruz. Daha önden var. Umut. Evet, burada da söz verdiğiniz ya da yapamadığınız ne vardır? Yani böyle hayal kırıklığınız da olabilir. Hani bir nevi. Vallahi söz verdiğim yapamadım. Eminim çok şey vardır. Ama şu an aklıma gelmedi hiçbiri. Hayal kırıklığı olarak ya bu işte dediğim gibi İngiltere'ye master'a gitmeyi çok istemiştim ama bir pişman değilim yani keşke gitseydim demedim. Onu da diyemeyiz aslında. Bu soruya cevap veremiyorum. Pas diyorum Problem değil hocam. Zararı yok. O zaman yavaştan kapatalım. Bizi takip etmeyi unutmayınız. İşte yorum yapabilirsiniz videolarımıza. Bize destek olabilirsiniz. Bizim güzel bir ekibimiz var. Bizim ekibimizde çok güzel insanlar var. Bunun için hem bize destek olmanız konusunda hem yorum yapmanız konusunda beklentilerimiz var. Yok değil.
Onun dışında Yusuf, senin söylemek istediğin bir şey var mı benim aklıma? Genç de bir ekibimiz var. Onu da söyleyelim. Başka bir şey yok sanırım. Yarın videomuz yayınlanacak yine 21'de. Hazır olan bir videomuz var. Güzel de bir konusu var. Bir de 18 Şubat'ta bir canlı yayın yapacağız. Bu Mars 2020 vizyonunun inişiyle ilgili. Burak Hocam, bununla ilgili şeyler yapalım. Bir plan yapalım. Güzel bir canlı yayın Hazır yapalım. canlı yayının baskısı varken bir söz alalım, değil mi? Valla umarım yapabiliriz. Güzel olur. Ben de bir parçası olmayı çok isterim. Tamam, güzel Yani böyle bir konuşalım, aynen. bizim ekipten güzel bir okuldan olur, başka üniversitelerden olur. Böyle güzel bir 3-4 saatlik bir canlı yayın yapalım. Ben güzel bir plan istiyorum, planlama istiyorum onun için. Planını da yapayım ya bunun için. Tamam, planı sen yap, biz de uymaya çalışalım. Tamam, Tamam, böyle hadi bakalım. 5-6 tane uzay mühendisi, çalışan öğrenci, size fark etmez. Bunlar sürekli böyle aktif olarak güzel bir canlı yayın yaparız. Planlıyorum bunu. Tamamdır. Tamam hocam, öncelikle teşekkür ediyoruz katıldığın Ben için. teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Çok güzeldi. Teşekkür Umarım ederim. herkes keyif almıştır. O zaman herkes hoşça kalması dileğiyle bir sonraki canlı yayında görüşürüz. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.